parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye soruluyor. Memleket edebiyatına dahil olmayan şairlerin oluşturduğu şiir anlayışına saf şiir ve öz şiir dendiği bilgisi var. Şiirin dili üstün tutularak dilde saflaşma ve rahat söyleyiş ilkeleri önemsenmiş bilgisi doğru. Biçimsel özellikler çok önemsenmiş bilgisi doğru. Özgün imge bulma amacı güdüldüğünden mecazlı söyleyiş ve yeni mecazlar oldukça önem kazanmış bilgileri doğru. Burada beşinci cümleye baktığımız zaman anlamın ön planda tutulduğu söyleniyor. Oysa üçüncü cümlede biçimsel özelliklerin ön planda tutulduğu söyleniyordu. Öz şiir anlayışı ile ilgili. Bu iki cümleden birisi yanlış. Bilgi yanlışı beş numaralı cümlede var. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısaküreğin bir özelliği değildir diye soruluyor düz yazı türlerinde eserler verdiği söylenebilir. Tiyatroları var mesela para gibi ya da Yeniçerilerle ilgili eseri var. Çöle inen Nur adlı eseri var. Bunlar kanıtlayabilir düz yazı türünde eser verdiğini. Yalın bir İstanbul Türkçesini kullandığı söylenebilir. Kaldırımlar şiiri bize bunu örneklendirebilir. Sadece bir tane şiir bile bunun kanıtıdır. Şiirinde Allah'a ulaşma temasını sıklıkla kullanması söylenebilir. Söz gelimi Sonsuzluk Kervanı şiiri bize bunu kanıtlar. Metafizik konulara değindiğini söyleyebiliriz. C seçeneğiyle de ilgili bu bilgi. Ancak hece ölçüsünü hiç kullanmadığı söylenemez. Necip Fazıl kısa kürek şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Parçada sözü edilen toplantıya aşağıdaki sanatçılardan hangisi katılmış olamaz diye soruluyor bize. Toplantıya bakalım. Yaşar Nabi'nin evinde bir kitap çıkarmak amacıyla şiirleri ve yazıları seçtik diyor. Kitaba bir isim bulmak gerekiyordu. 7 kişiydik. İlk akla gelen Fransız edebiyatındaki Play topluluğu oldu. O adın Türkçedeki karşılığı Süreyya uygun değildi hem de yabancı kökenliydi hem de yıldız kümesi adı olarak yaygınlığı yoktu. Ülker de yaygın değildi. Yedi yıldız, yedi veren, gülü, yedi kollu şamdan gibi isimler düşünüldü diyor. Yedi kişi olmalarından hareketle bu topluluğun yedi meşaleciler olduğunu söyleyebiliriz. Kenan Hulusi Koray, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Navi Nayır, Ziya Osman Saba, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk ve Cevdet Kudret gibi isimler yedi meşalecilerdendir. Ancak Ahmet Hamdi Tanpınar, 7 meşale topluluğu içerisinde yer almaz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Düşüncelerini böyle dile getiren şairin sahip olduğu şiir anlayışı soruluyor. Düşüncelerinden hareketle şiir anlayışına bakmaya çalışalım. Aruz ölçüsünü tercih ettim ama hece ölçüsünü yakın bulsaydım onu da yeylerdim deniliyor. Burada heceyi de tercih ettiği için bu sanatçının Klasik şiirde yer aldığını söyleyemeyiz. Çünkü klasik şiir tamamen aruz'u tercih ediyor ama heceye hiç sıcak bakmıyor. Yeni nazım biçimlerini de tercih ediyorum deniyor. Yeni nazım biçimlerini tercih ettiği için yine klasik şiir olamayacağını söyleyebiliriz. Toplumsal konuları şiire sokmuyor. Bu durumda memleketçi şiir olduğu da söylenemez, toplumcu eğilim olduğu da söylenemez. Çünkü toplumsal konulardan uzak duruyor. Ölüm, doğa, gizem temalarını bireysel konularla ele alıyor. Burada dini olarak dini bir motivasyonla şiir yazdığı söylenmiyor. Sadece biçimi ön plana tuttuğu, yeni nazım biçimlerini tercih ettiği, bireysel konuları ele aldığı söylendiği için bu sanatçının saf şiir anlayışıyla şiir yazdığını söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Seçeneklere baktığımız zaman yedi meşale topluluğunda yer alan sanatçıların özelliklerinin sorulduğunu görüyoruz. Yedi meşale topluluğunda altı şair ve bir öykü yazarı vardı. Öykü yazarı Kenan Hulusi Koray'dır. Diğer sanatçılar yani Cevdet Kudret, Vasfi Mahir, Ziya Osman, Yaşar Nabi, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi isimleri şiir alanında eser vermişlerdir. Öykü yazarı Kenan Hulusi Koray'dır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Kendileri hakkında bilgi veren bu sanatçı aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine tepki gösterir diye soruluyor. Önce bu sanatçının hangi edebi anlayışla eserler verdiğini kavramamız gerekiyor. Bakıyoruz parçamıza. Taklitten kurtulmak istiyor. Mızmız mız ve soluk hislerden renksiz ve dar Ayşe Fatma terennümünden uzaklaşmak istiyor. Canlılık, samimilik ve daima yeniliği edebiyatta ilke kabul ediyor. Bu sözler 7 meşalecilerin 1928 yılında yayınlamış oldukları bildiriden alınan sözlerdir. 7 meşale topluluğu 5 hececilerin edebi anlayışına karşı çıkmıştır. Onları samimi bulmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilir diye soruluyor. İnsan sevgisiyle dolu, yaşama tutkusu olan, küçük şeylerden mutluluk duyan bir şair soruluyor bize. Nefes almak adlı da bir şiir verilmiş. Nefes almak Geçen zaman Sebil ve Güvercinler adlı şiir kitapları Yedi Meşale şairlerinden Ziya Osman Sabay'a aittir. Dolayısıyla parçada boş bırakılan yere onun ismi getirilmelidir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Bize yedi meşale şairlerinden Sabri Esat'ın bir eserinin sorulduğunu görüyoruz. Onar mısra Yaşar Nabi Nayır'a ait bir eserdir. Mesut İnsanlar fotoğrafhanesi Ziya Osman Saba'ya ait bir eserdir. Geçmiş geceler ve bizim türküler adlı eserler de Vasfi Mahir Koca Türk tarafından yazılmıştır. Odalar ve sofalar ise Sabri Esat Siyavuşgil'in eseridir. Dolayısıyla parçada boş bırakılan yeri bu isim getirilmelidir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada üzerinde durulan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor öyküleriyle kendini tanıtmış bir sanatçı soruluyor. Yedi Meşale'de yayınlanan Deniz'in Zaferi Abajur Bir Mezarcı'nın Hayatı başlıklı üç kısa öyküsüyle adını duyurmuş olan bu sanatçı daha çok korku, acıma, hayvan sevgisi gibi çeşitli zaafları işlemiş öykülerinde. Yine Arabistan'da geçen masalımsı öyküleri var, savaşlara dayalı öyküleri de var. Burada Yedi Meşale topluluğu içerisine yer alan ve öyküleriyle kendini duyurmuş olan bir sanatçı soruluyor. Deniz'in Zaferi, Abajur, Bir Mezarcın Hayatı adlı eserlerden bu sanatçının Kenan Hulusi Koray olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerin bir ortak özelliği değildir diye soruluyor. Bir kadın söylüyor öykü türünde bir eserdir. Yaşar Nabi Nayır tarafından yazılmıştır. Karıncayı Tanırsınız roman türünde bir eserdir. Süleyman'ın Dünyası da roman türünde bir eserdir ve bu eserler Cevdet Kudret Solok tarafından yazılmıştır. Osmanoflar öyküdür ve Kenan Hulusi Koray tarafından yazılmıştır. Buna göre bu sanatçıların yedi meşale topluluğu içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Yedi meşale topluluğu 1928 yılında edebiyatımıza giriş yapan yedi edebiyatçıdan oluşan bir topluluktur. Öykü ve romanlar olduğu için bu eserlerin olay çevresinde geliştiği ve anlatmaya dayalı metin türü olduğu söylenebilir. Yedi Meşe Aileciler topluluğu sanatçıları tarafından yazılmış olduğu söylenebilir ve 1928 yılından dolayı Cumhuriyet dönemi eserlerinden olduğu söylenebilir. Ancak bu eserlerin göstermeye dayalı metin türlerinden olduğu söylenemez. Yani bu eserler tiyatro değildir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu şiir içerik ve biçim yönünden aşağıdaki edebi yönelimlerin hangisinin özelliklerini taşımaktadır diye soruluyor bize. Uyak düzenlerine bakalım biçimini incelemiş oluruz böylelikle. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E biçiminde bir uyaklanma var. Burada şiirin ikilik ve dörtlük halinde de yazılmadığını görüyoruz. Yani bir nazım birimi yok. Burada dini bir konu söz konusu olmadığı için dini duyarlılıkta yazılmış olduğu söylenemez. Naturalist bir anlayış olmadığı için toplumcu gerçekçi yönelim olduğu da söylenemez. Yine milli bir konudan söz edilmiyor. Evet burada sadece esasında şair bir manzarayı bize betimliyor. Bu ifade çok önemli. Buradan hareketli milli duyarlılık ve mistik yönelim olduğunda söyleyemeyiz. Şiirde hece ölçüsünün kullanılmış olması, şekil mükemmelliği ve daha çok soyut bir zaman dilimin anlatılışı saf şiir yönelimiyle yazılmış olduğunu gösterebilir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur diye soruluyor. Odalar ve sofalar Sabri Esat Siyavuşgil'in şiir kitapları deniyor. Bu bilgi doğru. Kenan Hulusi Koray roman ve öykü türlerine yönelmiş yedi meşe aleciler sanatçısıdır. Osmanoflar bir otelde yedi kişi ve diğer eserler doğru. Cevdet Kudret Solo'nun serbest şiir yazmış olması. Havada bulut yok karıncayı tanırsınız Süleyman'ın dünyası adlarında romanlar yazmış olması ve diğer bilgiler doğru. Vasfi Mahir Koca Türk ile ilgili Tunç Sesleri, Bizim Türküler, Ergenekon, Geçmiş Geceler adlı şiir kitapları bilgisi de doğru. Ancak D seçeneğindeki bilgide bir sorun var. Nefes almak, geçen zaman çocukluğum Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi adındaki eserler Muammer Lütfi Bahşi'ye ait değildir. Ziya Osman Saba'ya aittir. Dolayısıyla bu parçada bir bilgi yanlışı vardır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.